BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan haberlerini aktardığımız kripto bültenle karşınızdayız. Ve başlamadan önce küçük bir hatırlatma, içeriklerimizden daha hızlı haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Avalab CEO'su CryptoLeaks iddialarını yalanladı. Popüler blockchain ağlarından biri olan Avalanche ve arkasındaki şirket Avalabs oldukça büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. CryptoLeaks tarafından paylaşılan iddialara göre Avalabs, Amerikalı hukuk şirketiyle hisse senedi karşılığında rakiplerine dava açmak için gizli bir anlaşma yaptı. Ancak Avalabs'in CEO'su Emin Gün Siler bu iddiaları sert bir şekilde reddetti. Formula 1 kripto ile ilgili ticari marka başvurusunda bulundu. Kripto para piyasasına olan ilgi arttıkça kitleleriyle daha fazla etkileşime geçmek isteyen şirketler ticari marka başvurularında bulunmaya devam ediyor. Bu kez ticari marka başvurusuyla gündeme gelen isim, motor sporlarının en prestijisi olan Formula 1 oldu. Formula 1, Kasım 2023'te gerçekleşmesi beklenen Las Vegas Grand Prix'si etkinliği için NFT ve kripto ile ilgili iki ticari marka başvurusunda bulundu. CME'den Euro cinsinden yeni işlem seçenekleri. Dünyanın en büyük türev piyasası olan CME Group, müşterileri için yeni yatırım seçenekleri sunmaya devam ediyor. CME, daha önceden duyurusunu yaptığı Euro cinsinden Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerinin lansmanını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre Bitcoin Euro ve Ethereum Euro vadeli işlem sözleşmeleri, sözleşme başına 5 Bitcoin ve 50 Ethereum olarak gerçekleştirilecek. Meta, Facebook'a NFT desteğini getirdi. WhatsApp, Instagram ve Facebook'un ana şirketi olan Meta, kısa bir süre önce Instagram'a NFT ve dijital koleksiyonlar ekleme seçeneği getirmişti. Meta tarafından yapılan yeni açıklamada, NFT ve dijital koleksiyon desteğinin artık Facebook cephesinde de kullanılabileceği belirtildi. Yeni güncelleme, kullanıcıların NFT'lerini hem Facebook hem de Instagram'da yayınlayabilecekleri anlamına geliyor. Meta'nın bu açıklamasından önce kullanıcılar, dijital koleksiyonlarını sadece Meta'nın bir diğer sosyal medya platformu olan Instagram üzerinden yayınlayabiliyordu. Meta, Instagram ve Facebook'a getirdiği bu NFT desteğinin şimdilik Ethereum, Polygon ve Flow blockchain ağlarını içerdiğini belirtti. İran, Bitcoin ve kripto para ödemelerini onayladı. Amerika'nın bir süredir yaptırım uyguladığı İran, yaptırımları aşmak için yeni bir adım attı. Finans ve bankacılık sektöründe uygulanan yaptırımları aşmak isteyen İran, ithalatta kripto para ödemelerinin kullanılmasını onayladı. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, yaptığı açıklamada, dolar ve euro yerine kripto para birimlerinin kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yönetim tarafından onaylandığını açıkladı. Arjantin'de kripto parayla vergi ödeme dönemi. Arjantin'in Mendoza eyaleti kripto para birimi ödemeleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Alınan kararla beraber eyalette vergi ve diğer ücretler için kripto para birimleri bir ödeme aracı olarak kabul edildi. Arjantin'in batısında bir eyalet olan Mendoza'da vergi dairesi artık kripto para birimleriyle ödeme seçeneğinin getirildiğini açıkladı. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada Mendoza'da yaşayan vatandaşların vergi ödemelerini USD, Tether, DAI ve diğer kripto para birimlerini kullanarak ödemelerini yapabilecekleri belirtildi. TODEX'in kurucusu Fatih Özer yakalandı. TODEX davasında bir süredir kaçak şekilde Arnavutluk'ta olduğu bilinen kurucu Faruk Fatih Özer sonunda yakalandı. Milyonlarca kullanıcıyı dolandırarak 356 milyon dolarlık vurgun yapan Fatih Özer hakkında birçok kişi suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in iadesi hakkında şu açıklamayı yaptı. Süreç oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlı. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz. Kaliforniya'da kripto gözetim tasarısı yasalaşıyor. Ve son haberimiz de Kaliforniya'dan. Kripto finansal hizmet işletmelerinin özel bir lisans almasını gerektiren bir Kaliforniya tasarısı, Senato'nun onaylanmasının ardından meclis tarafından da onaylanma oylamasıyla yasallaşmaya daha da yaklaştı. Söz konusu tasarı imzalanmak veya veto edilmek için 30 Eylül tarihine kadar zamanı olan Vali Gavin Newsom'un masasına gitti.
Tasarının kanunlaşması durumunda Dijital Finansal Varlıklar Yasası olarak isimlendirilen mevzuat, Kaliforniya'daki kripto endüstrisi için daha sıkı kripto düzenlemeleri ve daha fazla gözetimi beraberinde getirecek. Kripto Bülten'de bu haftanın öne çıkan haberlerini sizlere aktardık. Bir kez daha hatırlatalım, abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.